Tekrar hoş geldin. Evet sen. O zaman like atmaya ne dersin falan diye böyle YouTuberlar var ya bizde. Birebir konuşup böyle herkesten like isteyeyim ki trendlere çıkayım falan. Hoş geldiniz FM'ye. Yeni kulübümüzle adımları atıyoruz. Şimdi YouTube için uyarayım. Chat'i zaten uyardım Twitch'te. Bu yayın biraz sıkıcı olabilir. Çünkü hani kulübü birazcık düzenlemeye çalışacağız. Profillere bakacağız falan. Maç bile o yapmayabiliriz. Ya da çok geç tek bir maç yapabiliriz. Belki yaparız bilmiyorum nasıl bir hızla gideceğiz ama. Biraz uzun sürebilir ya da sıkıcı gelebilir. Onun uyarısını yapayım size. Şimdi menajerlik görevi için kulüp tazminat yüzdesi. Bunun yüksek olması benim için iyi oluyordu, değil mi? Oo, Melisa teşekkür ederim bu güzel bilgi için. Düşük olması mı iyi onun? Yüksek olması mı iyi? Bak bunu bir türlü çözemedim ben. Gereken tazminatı düşüren madde. Bunun yüksek olması benim için iyi o zaman. Ben bunu anlıyorum ama onlar niye 90'dan başlatıyor? Evet, bu konuda kimsenin bilgisi yok chat'te. Peki, teşekkür ederiz. 2 yıl. Şöyle 110 bine çıkartayım yıllık. Bakalım ne diyecekler. Belki de Düşük senin için olursa daha iyi daha olur. rahat ayrılırsın. Heh, ben onu öğrenmek istiyorum. Yani ayrılmak için değil de daha fazla teklif gelsin bize. Tamam, düşük olsun istiyorsunuz. Okey. Tamam. Tamam, anladım. Düşük ayarlı bir önerelim bakalım. Evet, çok kızdılar. Çok kızsalar ya böyle. %50 diyelim, 110 bine yaklaştıralım. Bunu %90'dan aşağısını kabul etmiyorlar. 104 bine, %70'e okeyleyelim. Ya 104 bin reis, %80. Okey, kabul etmiyorlar. Tamam, kızdırmıyorum. 98 bine %90. Vallahi bozuluyordu anlaşma. Burada bırakıyor, gidemiyormuşuz böyle. Hayırlı olsun chat. Yeni maceramız. Ölücü çıktılar bu arada ya. Hiç, gerçekten de hiç. Pazarlık bile yapamadık ya. 100K bile yapamadık yani. Büyükşehir Belediye Erzurumspor yönetimi takımın başına Boğaç Soydemir'i getirdi. Evet. Belediye Erzurumspor çalıştırmak için Erbaa Spor'daki görevinden istifa eden Boğaç Soydemir kararıyla birçok tartışmanın fitilini ateşledi. Yo, gayet güzel ayrıldık. Boğaç Soydemir başka takım yönetiminde sorular cevap sıkıntı. Bu sene önceki takıma geçmişi göz önüne alındığı zaman Kazım Karabekir Stadyumunda pardon şu müzik biraz yüksek geldi de bana. Mesaisinde başarılı olmak için büyük baskı altında olacak. Allah Allah, nereden çıktı ya? Boğaç Soydemir Adana Spor'dan gelen teklifi reddetti. Vay, bunlar da mı yazıyormuş? Erbaa Spor Kulübü şimdi yeni bir menajer arıyor. Hiç gerek yok. Ben oraya sistemi kurdum. Asistan menajerle devam ediyorsunuz. Ufuk Kahraman. Ya da Selçuk İnan. Onu takımın başına geçiriyorsunuz. Erbaa Spor. Aynen devam. Gene eğleneceksiniz playoff'ta falan. İsmail Doğan ve Müjdat Yetkiner kişileri de Erbaa Spor'dan ayrılan Boğaç Soydemir'e yeni teknik ekibinde yer almak adına katıldılar. Evet, kaleci antrenörümüz İsmail Doğan ve antrenörümüz Müjdat Yetkiner tabii ki okey skill'lerini biz geceliğin Erzurumspor'da balkonlarda donarak okey oynayacağız Müjdat hocamla oynayacağız tabii ki, onu da getirdik. Erzurumspor TFF birlikte şu ana kadarki performansı hayal kırıklığı yaratmış durumda. Evet. Onu düzeltmek için buradayız zaten. Hoş geldiniz diyorum. Tamamdır. Teşekkür ederim. Evet, tesisler tahmin ettiğimiz gibi çok iyi değil. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Daha yeni düştük Süper Lig'den. Teknik heyetimiz 4-3-3 tavsiye ediyor. Ve ilk 11'i de bu şekilde tavsiye ediyormuş bize. Bunları tabii ki hep değerlendireceğiz biz şimdi. Buna gerek yok. Tabii, evet, bunları gönder. Evet.
Yeni maceramız mavi. Mavi rengimizle hazırız. Erbaa Spor da gerçi normalde mavi ama bizde yeşil gibiydi, bir garipti. Bir sene sonra sözleşmesi bitecek oyuncular. İyi, seneye de takımı bayağı baştan kurabiliriz. Bayağı bir oyuncunun bitiyormuş. Bunlara da bakarız sonra. Sezondan beklentiler. Kümede kalmamız bekleniyor chat. Türkiye Kupası falan filan var. Buna gerek yok. Kadronun durumu, buna da gerek yok. Şimdi mali duruma bakarak başlayalım. 8 milyon cepte. Maaş bütçesini aşmış gözüküyoruz. Transfer bütçemiz var. Bir kere öncelikle onu bir ayarlayalım. Şöyle bir maaş bütçesini 5-200'lere falan bir çekeyim. Şimdilik burada bir kalsın. Birazcık alan açsın bize. Gelecek şöyle 2-3 takviye için en azından. Onun dışında ilk olarak benim yaptığım şey bir kulübe geçtiğim zaman, o da tabii ki ekibi kurmak. Çünkü bayağı bir işimiz olacak. Gelecek sene bu challenge'ı daha da zorlaştırmak istiyorum chat. Bazı YouTuber'lardan gördüm, yabancı YouTuber'lar. Şu personel arama ya da işte gözlemcilikte şey arama falan gibi olayları kullanmıyor bazı YouTuber'lar. Gerçek hayatta böyle sistemler olmadığı için arama gibi iş ilanı veriyorlar. Ya da gözlemcilerin gözlemlediği oyuncuları sadece getirebiliyorlar falan gibi olaylar var. Gelecek sene, şimdi bunda öyle başlamadık, öyle devam etmeyelim ama 2021 Football Manager serimiz için bunları bir düşüneceğiz. Öncelikle asistan menajerimiz yok, altyapı sorumlumuz yok. Öncelikle bunları çözeceğiz. Bir de yeni kulüplerde yapmayı sevdiğim bir şey daha sizlere hemen burada fikir olarak vereyim. Erzurumspor'da var mı bilmiyorum ama favori kulüp diye bir olay var, biliyorsunuz. Buradan mesela Erzurumspor yazarsak kimse çıkmıyor. Çünkü böyle yazılmıyor kendisi. Erzurum yazsam. Evet. Mesela bunu illa tam mı yazmam gerekiyor? Anlamak için Gala yazayım. Evet, tam yazmama gerek yokmuş. Erzurumspor kimsenin favorisi değil gerçekten de. Erzu yazayım. Peki. Bizim tam ismimiz ne ya? Büyükşehir yazsam çıkar mı? BLD yazayım ya da Büyükşehir yazayım. Bir de öyle deneyelim. Evet, yok. Bir de BLD'yi deniyorum. Heh. Ama hangi belediye acaba bu? Fatih Arat mesela favori. Erzurumspor. Aha bak, biz favorisiymişiz. Nerede? Sevdiği... Yok, Karacabey'miş ya. Karacabey belediye çıktı. Burada var mı? Bu da Karaköprü belediye. Peki. Erzurumspor kimsenin favorisi değil sevgili arkadaşlar. Ama bu aklınızda bulunsun. Gerçekçi bir şey yaratabiliyor. Peki. Diğer yapmayı sevdiğim şey, o da kendimi aratmak. Ve ben de kimsenin favorisi değilim. BB olabilir mi diye baktım. Serdar Taşçı mesela. Yok abi, BB değil. Evet. Biraz üzüldüm şu anda. Boğaç yazsam. Başka Boğaç çıkar, daha da üzülürüm. Evet, yapmayı sevdiğim şeyi size gösteremem ama geçmişte yapmıştım yani. Keyifli oluyordu. Beni seven insanları katmak keyifli oluyordu. Teknik heyetteki görevi, asistan menajer. Asistan menajerde dikkat ettiğim özellikler sevgili arkadaşlar. Özellikle yetenek değerlendirme, takım konuşmalarını yaptırdığım için motivasyon. Bir de arada teknik taktik bilgi vermeleri için işte taktiksel bilgi birikimi falan, bunları ekleyebiliriz. Potansiyeli de ekleyelim. Adam yönetimini de ekleyelim. Şöyle bir şunları bir 10 yapalım. Onun dışında mesela yetenek değerlendirmeyi 15 yaptığımda biri kalıyor mu? Kalmıyor. 13 yapınca Samet Taş geldi. Evet, şöyle 3 kişi var. Samet Taş'a bakalım. Alt liglerde top koşturmuş senelerce. İlk işi antrenörlük. Biz kendisini, çok iyi bir antrenörmüş bu arada. Gençlerle çalışması falan da var. Motivasyonu çok iyi, uyumu çok iyi. Taktiksel olarak başka bir koç alıp onun eksikliğini oradan doldurabiliriz. Taktiksel birikimi
falan biraz düşük. Bence asistan menajer olarak Samet Taş gayet iş görebilir. Gel hocam gel. Samet Taş okey. Shawar Thomas. Şimdi yabancı bunların yetenek değerlendirmesi biraz düşük. 13'ten düşük. Samet Taş okeydir. Samet Taş'ı alabiliriz. Şimdi altyapı sorumlusuna geliyoruz. Bu arada ben şuna dikkat ederim falan da demeye gerek yok aslında. Buradan zaten gerekli görevlere bakabiliyorsunuz. Gençlerle çalışma potansiyeli değerlendirme. Uyum da galiba önemli şey için. Altyapı sorumlusu için ama çok da önemli değil. Recep Yazıcı. Şahane. Aa! Galatasaray'ın antrenörlüğünü yapmış bir dönem. Alt takımlarının. Tabii ki gelsin. Altyapı sorumlusu olarak. Çok para istedi yalnız. Evet. Onun dışında eksiğimiz neydi? Asistan altyapı tamamladık. Antrenörde eksiklerimiz neler? Kaleci antrenörümüz var. Kondisyon antrenörümüz var. Bir de savunma antrenörümüz var. Hücum antrenörlüğünü ben yapabilir miyim? Hücum 13. Evet, hücumu da ben yaparım. Taktiği de yaparım aslında. Genel bir antrenör alabiliriz. 4 antrenör yeterli olmayacak. Onu istememiz lazım başkandan. Ama şimdilik taktiksel bir antrenör alalım. Onun da burada şeyi vardı. Toplu oyun taktik. 15'te tabii ki çıkmıyor. Bir de okey antrenör sonra yeter mi? Mesut Ünal görüyorum. Aa, Erbaa Spor'da antrenörmüş kendisi. Almışım zaten daha önce. Yabancılar büyük ihtimalle çok maaş ister diye düşünüyorum. Özellikle böyle bir antrenör mesela çok para ister. Kristen Paulsen. Hiç sanmıyorum ikna edebileceğimizi. Evet edemiyoruz. Alexander Ilic falan bunlar çok zor. Evet çok zor. Düşürelim birazcık daha isteklerimizi. 10'a düşürdüm ama taktikseli 15 yapayım. Çıkıyor mu birileri? Paulsen çıkıyor. Bunları düşürüyorum birazcık daha. Şu üçlü her antrenörde olması gereken özellikler ama. Mesut Ünal, Enes Ünal'ın babası. Aa, wow. Adamı Erbaa'ya getirmişiz ya, haberi yok. Taktiksel olarak iyi bir antrenör yok bu arada şu anda evrende. Bizim alabileceğimiz bunu ben anlıyorum şu anda taktiksel. Mesut Ünal'ı mı alsak acaba? Hürriyet Güçer mi? Wow. Hürriyet Güçer'i takımda isterim hocam. Antrenör ekibimde isterim. Rakip oyuncu sakatlama. Alex'i durdurma. Bunların hepsi kendisinde var. Antrenör olarak Hürriyet hocam. Aramızda görmek isteriz seni. Çok teşekkür ediyorum Hürriyet hocam. Hürriyet daha çok savunma hocası gibi de evet şey yapabiliriz kendisini. Şimdi transfer komitesine giriyorum transfer komitesi odasına böyle bomboş. Böyle bir tek ben varım. Başkanım transfer komitemiz nerede? Transfer komitemiz mi? Kimse yok abi. Niye bomboş oda ya? Aa, bu nedir ya? Allah Allah. Bir adam yok ya. Dur gözlemci vardı. Çok özür dilerim. Gözlemci vardı. Ben kovdum gözlemciyi. Hatırladım şimdi evet. Hürriyet'in imzalı iki forması bende. Var bende. Ne güzelmiş ya. Evet, Türk var mı? Gene Erbaa Spor futbol direktörümüz çıktı. Sezai Açıkgöz. Pazarlık kabiliyeti hiç yokmuş. Yabancı aslında futbol direktörü bayağı iyi oluyor. Ben genelde üst liglerde yabancı tercih ediyorum ki onun bilgisinden faydalanalım. Onun önerdiği oyuncular çünkü
senin bazen gözlemci şeyinde olmuyor ama büyük ihtimalle buraya getiremeyiz. Bunlar çok para ister. Yes, aşırı para istiyorlar kendileri. Amine Megateli mesela. Sen de mi çok para istiyorsun? Vallahi sen de. Sezai Açıkgöz mü? Eski futbol direktörümüz Mehmet Alptekin mi? Mehmet'i yanımızda da getirebilirdik. Daha iyisini Mehmet Alptekin'i yanımızda da getirip daha iyisini bulurum zannettim ama bulamadık. Boşta kalabilir şimdilik futbol direktörü. Potansiyeli biraz düşürmeyi deneyeyim. Bir iki Türk daha çıkar mı? Çıkmadı. Bir yabancı çıktı. Yossi Benayoun mu? Benayoun. İyi bir futbol direktörü değil ama İsrailli oyuncular bize katabilir. ...8-0 anıları canlandı chatte. Ya mesela bence İngiltere hakkında da biraz bilgisi olması lazım ama ya. Benayoun'un yani. Erzurum'da olmaz, İsrail'i getiremezsin diyorlar. Yani İngiltere hakkında nasıl hiç bilgisi yok abi, herif yıllarını verdi ya. Allah Allah, peki neyse. Ben oyunu enteresan olabilir. Gelsin futbol direktörü olarak. Erzurumspor'daki yeni vizyonumuza uygun bir isim. Şimdi gözlemci bakalım. Evinden hiç çıkmamıştır abi diyor. Erdem Uğurlu harika bir baş gözlemci olur kendisinden. Yes, gel hocam. Bunlarla tabi pazarlık yapmak lazım normalde de üşeniyorum ben. Ilija Zepina Sırbistan'dan bize bir sürü oyuncu getirir mi? Vallahi getirir chat. Basketbolcu getiriyor böyle yanlışlıkla. Gözlemci alabiliyor muydum ki ben? Gözlemciye izin vermiyor falan. Hemen yönetimden gözlemci imkanları. Bir gözlemci. Evet, izin verdiler. Antrenörü isteyebiliyor muyum? Antrenörü şimdilik isteyemiyorum. Henüz dolmadığı için. Peki diyorum. Hazır elimdeymişken bir kardeş kulüpte söyleyelim. Peki. Zaten üst ligden biri olurdu anca. Nerede kalmıştık? Gözlemciye izin verdiler. Geri kalanlar istatistikçimiz de iyi olsun. Öbürlerine iş teklifi şey açarız. İstatistikçiye. Bunlara da bakıyoruz çünkü arada biliyorsunuz. Özellikle taktiklerimizi değiştirirken, verimini ölçerken kendilerine bakıyoruz. Yabancı istatistikçi çok cool. Hepsi mi ricam bunların ya? Öf, Nivcan surat görmek istemiyorum. Vallahi hepsi Nivcan. Aha, Erdem Kara Nivcan değil. 10-10-10. Daha iyisi var mı? Hepsi 10-10-10 maşallah. Nivcan olmayan birini alalım. Erdem Kara. Ya tabii ki 19 yaş altı istatistikçi değil ya. İstatistik analizi sorumlusu mu yapsaydım seni? Neyse, gel istatistikçi olarak hocam. Eyvallah kardeşim. Bir de istatistik analizi sorumlusu o nerede? O burada yok. Aha, buradaymış. Yo. Fark etmez diyorum. Buradaki Nivcenlerden birini. Mesela Stephen Dorschel. Yabancı biri böyle cool duyuluyor falan. Ne diyorsunuz chat? İstatistik analizi sorumlusu gel. Eyvallah. Stephen Dorschel bizim istatistik analizi sorumlumuz oldu. Alman disiplini getirecek. Nasıl getirecek istatistik analizi yaparak bilmiyorum ama konuşuyor. 5. ayını yenilemiş konuşuyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. 5 aydır desteklediğin için sen nasıl bir kralsın kardeşim benim. Evet, istatistik olayını da çözdük. Onun dışında bir istatistikçi için de ilan verebilirim. Onun dışında kiralık oyuncusu zaten istemiyor. Antrenör gelişimi sorumlusu. Onun için de ilan verelim. Çok önemli değil. Sağlık ekibine bakalım. Bir kişi duruyor odada gene. O da zaten seçebileceğimiz biri değilmiş. Fizyoterapist bulalım şimdi iyi bir tane. Ben dedim size sıkıcı bölüm olabilir diye. Ne oldu? Sıkıldınız mı chat?
Var mı Türk? Ahmet Çağlar. Uf, 16. Alabilir miyiz seni? Vallahi alıyoruz. Ben çok eğleniyorum falan diyen var chatte. Evet, Ahmet Çağlar baş fizyoterapist olarak geliyor. Yan Cheng. Çinliler anlar fizyo işinden. Seni, acaba seni mi baş fizyoterapist yapsam? Fizyo olsan. İlla baş olacağım diyor. Fizyo olsan, Türk'le ben anlaşayım, sen asıl çözersin. Yan Cheng daha iyi çıktı Ahmet Çağlar'dan ama olsun. Bir tane yabancı fizyoterapist getirdik Erzurum'a, Çinli. Spor bilim de keza gene ilan vereceğimiz bir alan. Bununla da uğraşmayayım. Spor bilimcisi. Evet, fizyoterapistlerimiz gelince ekstra fizyoterapist gene isteyeceğiz. O da önemli. Antrenörlerde en iyi değiliz. TFF birincilikte ama fena da değiliz. Bunlara bakacağız. Şimdilik personel işimiz tamam gibi. Ekstra antrenör hala isteyemiyorum, değil mi? Evet, hala isteyemiyorum. Bu beni biraz üzdü. Peki. Hayvan gibi paramız var. Şu antrenman testlerini bir geliştirseydin ya başkan. Allah, müziğe ne oldu? Elim çarptı, müzik gitti. Heh. Evet. Bu okey. Paramız var. Chat. Paramız var. Sıkıntımız yok. Evet. Kulüp çalışanları kısmımız tamam. Şimdi yeni bir kulüp aldığımızda bakmayı sevdiğim diğer yere geldik. O da asistan raporu. Özellikle olumsuz yerlere. 4-2-3-1 dizilişiyle çıkan, evet, kötü verim alamamışız. 4-4-1-1'den de verim alamamışız. Sol kanattan bayağı bir gol yemişiz. Sağ bekte derinliğimiz yokmuş. Kalecileri görüyorum. Hayvan gibi kaleci sıkıntımız var. Çok fazla olumsuz özelliği yok. Güzel, keyifli şeyler bunlar. Buna asistan menajerimiz geldiğinde bir daha bakacağız. Bu çünkü herhalde şu anda kalan antrenörlerden birinin raporu olsa gerek. Çünkü asistan menajerimiz yok. Kadro derinliğine bakalım. Direkt olarak sıkıntı çektiğimiz bir bölge en azından yıldız babından. Stoperde sıkıntımız var. Bunu zaten gelirken görmüştük. Sağ bekte yıldız olarak yine sıkıntımız var ama kondisyon antrenörümüz tabii değerlendiriyor. İsmail Doğan aslında daha iyi değerlendirir, ona bakalım. Orta sahada iyiyiz. Üçlü bir orta saha olabilir. Mantıklı. Bir de kıyasla ekranında şunlara bakmayı seviyorum sevgili chat. Fiziksel özelliklere gelip defanslara baktığımız zaman hızlanması ligin üstünde mi? Kaç bizim ortalamamız? 12. Hızımız kaç? O da 12 gibi. Peki hücumcuların ortalaması kaç ligde? En iyisi kim? En iyi Antalya, onun da 15. Onun dışında ortalama 12. Bu bana gösteriyor ki bizim de hızımız 12 olduğu için önde oynarsak, savunma çizgisi önde yaparsak sevgili chat, biraz sıkıntı yaşayabiliriz gibi geldi bana ama tabii ki stoper rotasyonunu tekrar değerlendirirken bakacağız. Bir de teknik olarak orta sahalarımız pas oyununa uygun mu? Buna bakalım buradan. Pas 12, gene ortalamanın üstü. Tekniğimiz nasıl? Orada da ortalamanın üstüyüz. Çoğu takıma karşı topu tutabiliriz gibi. Zihinselde takım oyunu ve vizyona da bakalım aynı şey için orta sahalarda. Takım oyununda 10. Bu biraz üzdü bizi. Vizyonda 10. Gene ortalamanın üstündeyiz ama. Bu da gösteriyor ki oyuncu kalitesi olarak cidden fena değiliz. Kafa. Savunma oyuncularımızın kafa vuruşu kötüymüş. Üzücü şeyler. Top kapması kötüymüş. En büyük açığımız büyük ihtimalle stoperde gördüğümüz üzere herhalde bu sezonda o yüzden sıkıntı yaşadı diye düşünüyorum takım. Savunmada sıkıntılarımız var. Pozisyon almada da ortalamayı anca tutturmuşuz. Markajımız anca, evet, savunmaya çok ciddi katkı gerekiyor gibi duruyor. Orta sahada da ortalamadayız. Hücumda da
çok iyi değiliz gibi. Topsuz alanımız gene düşük. Ama bu oynatmadığımız oyuncuları falan da tabii ki bunların içinde sayıyor. O yüzden şimdiden kesin fikirli olmuyoruz ama kenara bir yere yazıyoruz. Asistan menajerimiz gelince daha iyi fikir sahibi olacağız ama. Bu maç, bu şu ana kadar iyi oynayanlara bakalım. Kimler iyi oynamış ortalama puanda? 17 maçta 6 gol. Okere Viredit. O yüzden savunmacı hoca getirmiş Erzurum akıllıca hamle. Ulan savunmacı hocaya bak ya, Allah Allah. Geçen sene en çok gol atan takım bizdik. En çok toplu oynayan takım bizdik. Ne anlatıyorsun kardeşim sen? Aykut hocam seni çok iyi anlıyorum. Okere Viredit gayet iyi bir santraformuş bu arada cidden. Bu seviye için. Gayet iyi. Mental özellikler biraz daha iyi olabilirmiş sadece. Özel yeteneği iyi. Kanat forvet bile oynar aslında bu. Top sürebiliyor. Alright. Jasmine Suk tabii ki hala önemli bir oyuncu. Koşamıyor artık ama. Yani box to box'tı bir zamanlar tabii Jasmine Suk ama 9 hızlanmayla kendisinden hala verim alabilir miyiz? Biraz daha defansif bir oyuncuya dönüştürebiliriz gibi kendisini. Vizyon 10. Oyun kurucu olmaz. 14 bitiriciliğini birazcık üzecek bizi ama iki yönlü orta saha özelliklerinden faydalanamayacağız. Hızı falan çok düştüğü için. Bakarız. Burak Hasan iyi oynamış. Yani sanki bizim orta sahalarımız daha iyi diyor. Mehmet Yılmaz, o da iyi oynamış. Tamamen hızlı sayesinde diye düşünüyorum. Çünkü onun dışında bir özelliği yokmuş kendisinin. Ama hızı çok iyi gerçekten. Lars Dietz. Stoperlerimizden biri. Pozisyon alma 12, zıplama iyi. Hızı idare eder. Evet. Ay, hiç sevmediğim tempo şeyleri, özellikleri. Ali Keten diğer stoperimiz. İşte burada sıkıntıya düştük gibi biraz. Hızlı aslında ama bu markajla, yani tam aslında üçlünün ortası stoperi kendisi. Bayağı hızlı çünkü. Ama daha çok yedek stoper gibi. Oğulcan Çağlayan. Oğulcan tabii ki çok iyi. Hatta bu lige fazla bir neredeyse, yani Süper Lig'de bile yedekten girer yani bu özellikleriyle. Solda kanat forvet ters ayaklı olarak oynatabiliriz kendisini. Bunu da gayet iyi yapar. Özel yeteneği 16. Adam geçer. Ortada yapamıyor zaten. Kanat oyuncusu yerine böyle oynatmak onun için daha mantıklı ama sağ kanattan da bindirme yapıyormuş. Onu direkt kanat oyuncusu olarak koyup arada bir bindirme yaptırabiliriz ama orta yapması kötü. Artık yavaş yavaş kötü oynayanlara geçiyoruz. Oraya geçmeden önce rotasyonumuza, sıkıntılı bölgelere bakalım chat sizinle. Marco Morassi'yi listeye eklemişler. Katılıyorum. İki tane yabancı kaleciye cidden ihtiyacımız yok yani. Yanlış hatırlamıyorsam 6 yabancı koyabiliyorduk değil mi? TFF 1. Lig'de. İlk 11'de 5 yabancı. Maç kadrosunda 6 yabancı. Alright. Tamam. O yüzden çok saçma. 2 tane yabancı kaleci. Acayip mantıksız yani. İlgilenen var mı? Yok. Tamam, Marco Morassi'nin birebiri 8, refleksi 10 zaten bu direkt. Ön sezisi 11. Sadece hava toplarında iyi. Branescu birebir 14, bölge hakimiyeti 9 olmadı be. Refleksi iyi. Bunlar 11 olmasaydı gene daha iyiydi ama daha iyi bir kaleci. O belli.
O belli. Daha iyi bir kayıcı. Sadece bölge hakimiyetinin de biraz iyi olmasını isterdim. Onun dışında özellikle hava topları ve refleksleri ve birebirleri, yani 3 kritik özelliği bayağı iyi. Mentali biraz düşük. Ama idare eder, iyi kaleci yani. Bu seviye için. Metin Uçar. O da yedek kaleci için. Hava topları çok kötü. 8. Ama yedek kaleci için idare eder o da bu senelik. Enes Sancar Şahin. Yok böyle bir oyuncuya ihtiyacımız. 23 yaşındaymış zaten. Hemen onu listeye ekleyelim. O da çok istiyormuş zaten. Ali Keten'e bakmıştık demin. Yedek stoper olarak kendisini kullanabiliriz ama as stoper olarak sanki daha iyi tercihe ihtiyacımız var gibi geliyor. Tam orta saha oyuncusuymuş aslında ya. Hızı falan da iyi. Tam böyle ball winning midfielder'mış kendisi. Hava da iyi değil. Markajı da düşük. Genç yeteneklerimize bakalım. Tayfun Kahraman. Haydi bakalım genç yeteneğimiz. Direkt satayım hatta ben bunu ya. Aynen. Tayfuncum teşekkür ederiz emeklerin için. İsmail Kahraman. İsmail'de var var. Ümit var İsmail'de. Şu anda bile forma giyebilir yani. İleri gidemiyor. Driblingi 6 çünkü kendisinin. Ama kadroda kalabilir. Levent Taşkıran. Oo, potansiyel çok iyi. Potansiyel çok iyi. Soğukkanlılığı her genç stoper gibi kötü. Kararlılığı kötü. Kadroda kalmasının çok bir zararı yok. Kupada mıyız hala? Kupadayız hala. Oha, Galatasaray'la kupadayız falan. Şu Galatasaray'ın logosunu değiştirmem lazım ya. Üf, eski logo duruyor orada. Sinirim bozuluyor her gördüğümde. Neyse, kalsın kadroda. Kiralaya da biliriz kendisini ama. Mehmet Yılmaz'a bakmıştık. Bu hızla zaten her türlü oynar. İnanılmaz bir hızı var bu seviye için. Jasmine Suk'a da bakmıştık. Jasmine Suk'un görevinden hala emin olamadım. Yani bütün özellikleri onu ceza sahası içine sokmamız gerektiğini söylüyor. Ama hızı düştü tabii. Oyun kurucu olabilmek için de vizyonu düşük. O yüzden yani box to box, dinamo bunları deneyeceğiz. Bakalım, top da pek süremiyormuş gerçi de. Dinamo gibi düşünüyorum, evet. Burak Asan. Evet, yani çok etkileyici bir oyuncu değil ama iyi oynamış. 3'te gol atmış duran toptan falan mı? Nerede oynadığını görebiliyor muyum? Görebiliyorum. Savaşçı orta saha olarak ona görev vermiş hocası. O da iyi oynamış bu rolde. Biz de öyle düşünebiliriz. Ama çok etkileyici bir oyuncu değil. Sadece her şeyi fena yapmadığı için böyle işte, yani 11 hızlanmayla gene box to box biraz zor ama bakalım. Hakan Bilgiç'i transfer listesine koymuşlar. Savunması çok kötü. Bir kanat oyuncusuymuş çünkü kendisi. Bek zannettim ben. Vallahi iyi de yapmışlar. Çok oynatacağımız bir oyuncuya benzemiyor. Theo Jacobson. Yabancılara geldik. Sol bekte iyi, iyi, iyi. Gayet iyi. Orta yapması düşük. Hızı düşük ilginç bir şekilde. Hızlanması iyi ama onu listeye koymuşlar. Şans verebiliriz başka daha iyi bir yabancı bulamadığımız sürece, ya da belki iyi bir sol bekimiz varsa. Ha, evet, Onur'u atlamışım. Evet, bu yüzden listeye koymuş olabilirler. Onur çünkü iyiymiş bu seviye için. Şu ana kadar chat orta sahadan emin değiliz.
Ve stoperden emin değiliz. Sağ bekinde yedeğini göremedim. Gerçekten de sağ bek yedeğimiz yok galiba. Tiora Jacobs'ındaydık. Jacobs'ın orta sahada nasıl olur? Mezala 14 özel yetenek iyiymiş ama driblingi 11. İki yönlü oynayabilir bu arada. Bence şans verebiliriz ya Jacobs'ına. Jacobs'ını listeye almış ama çok kötü bir oyuncuya benzemiyor. Lars Dietz'e geçtik şimdi. Dietz'e bakmıştık stoper olarak. Evet, iyi bir opsiyon. Şuralar birazcık düşük gibi, agresifliği, cesareti falan. Ama fena oynamamış bu sezon. İlyas Kaplan yedek sağ bek. Orta yapması kötü. Top süremiyor. İki tane mi yedek sağ bekimiz oldu bizim şimdi? Bir tane daha vardı sanki. İsmail Çelik miydi o? Evet. İkisine birden süre vermemize gerek yok. Hangisi daha iyi? İlyas Kaplan mı? İsmail Çelik mi? Biri 20 yaşında, biri 19. Atıyorum kanat bekte bakalım özelliklerine. Evet, ikisinin de driblingi neredeyse yok. Markaş, orta yapma, bunlar da İsmail daha iyi. Top kapmada tekniği çok kötüymüş İlyas'ın. Mental özelliklerde de İsmail önde gibi gözüküyor. Pozisyon alma vesaire olarak. Hızlanmada hız olarak İlyas daha iyiymiş fiziksel özellikleri ama sanırım İsmail kazandı arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini kiralayabiliriz. İlyas'ı oynatmış mı? Hiç oynatmamış. İsmail'i oynatmış mı? Onu da oynatmamışlar. İlyas'ı altyapıya gönderelim. Başım ağrıdı be chat. Şerefe falan. Suyumuzu içtik. Anıl Koç'la devam ediyoruz. YouTube için kamerayı kapatmayı unuttum. Kusura bakmayın. Şeyde izliyorsanız oruçluyken. Anıl Koç evet, ters ayaklı oynayabilecek bir yedek kendisi. İlginç bir şekilde sol bek oynayabiliyor sağ ayağıyla. Inverted wingback. Wow. İbrahim Akta, onu da listeye eklemişler. Ama yani rotasyona en azından defansif oyun kurucu olarak falan girebilecek bir oyuncuya benziyor. Hakan Barış. Yak. Orta sahamız biraz sıkıntılı gibi duruyor chat. Hakan'dan çok emin olamadım. Alican Özfezli. Evet, Alican zaten 10 numara oyuncu be. İyi bir oyun kurucu Alican. Mezalası var mı? Driblingi 10'muş. Yani 10 driblingle idare edebilir mezalı olarak. Orta sahanın en iyi isimlerinden biri Alican Özfezli. Oğulcan'a zaten bakmıştık. Bu tarafta oynayabilecek gayet iyi bir oyuncu. Alperen Pak. Çok doğru bir hamleyle onu listeye eklemişler. Katılıyorum. Niklas Şimidit. Ben bu oyuncuyu hatırlıyorum. Bir ara eski FM'lerden birinde ben bunu oynattım. Evet, hatırlıyorum. Hatta o dönem strikerless oynuyordum. Bir blogger vardı, FM'ci. Guido diye. Onun taktiklerini böyle değiştiriyordum, deniyordum falan kendi kendime. Niklas Şimidit'i oynatmıştım yanılmıyorsam 6 ay kariyerinde. Vay be, burada görmeye şaşırdım. Normalde değil değil mi burada? Evet, Werder Bremen'deymiş. Niklas Şimidit birazcık daha hızlı olsaymış.
Mezalamız olabilir Niklas Şimidit. Çalışkanlığı düşük gerçi biraz. Ya da sağ kanatta henüz birini bulamadığımız için sağ kanatta da aslında iyi bir performans gösterebilir. Özel yeteneğini kullanabileceği bir rol vermek lazım kendisine. Kanat forvet gibi. Kanat oyuncusu gibi. Kanat oyuncusu için hızı biraz yavaş ama çok teknik. Acayip rejiste oynatasım geldi ama karar alması 9'muş. Bak onu görmedim. Karar alması biraz düşük oyun kurucu oynamak için. Ama mezalası var. Mezalası var. Biraz da hızlı olup driblingi iyi olsaymış zaten burada oynamıyor olurdu. Fahri Özkal. Wow, 5 potansiyel. Fahri'den. Kadroda kalmasının sakıncası olmayan bir oyuncu kendisi. Çok ona rolümüz yok gibi ama kalsın kadroda tabii ki Fahricim. Sunu, onu da listeye eklemişler. Aslında bu listeye eklediklerimize teklif gelirse bayağı bir yabancı kontenjanımız açılıyor demektir. Dribblingi 13, ilk kontrolü 12, orta yapma 13. Güzel, güzel. Sunu zaten şu anda da var, değil mi? Burada kanat oyuncusu olarak ama işte yavaşlamış biraz tabii. Yavaşlayınca da bu tip oyuncuların biraz etkisi azalıyor. Chat. Sık sık bir de topla beraber koşuyor bu hızlanmayla. Yani maaşı da çok fazla. Bunu satabileceğimizi zannetmiyorum zaten. Kimse almaz. Muhammed Demir yedek forvetimiz. Ya da iki forvet çıkarsak gerçekten de deep lying oynayabilir. Evet, sırtı dönük oynuyormuş bir de kaleye. Çok severim. Çok severim. Falan aşırı gaza geliyor böyle. Yaratıcı oynayabilmek için biraz yaşı geçmiş tabii Muhammed Demir'in. Ama güzel. Ok yere Vridit. Buna zaten bakmıştık. En iyi oyuncumuz. Rüştü'nün birçok konuda ondan iyi olması peki. Ama tabii çok daha dengeli bir oyuncu. Ok yere Vridit. Şimdi listeye eklenen ve kesin satacağımız oyuncuları kulüplere önerelim. Mesela birisi Marco Marossi. Pardon. Satış listesini koyuyorum kendisine. Zaten oradaydı. Kulüplere öneriyorum daha doğrusu. Enes'i de diğer kalecimize onu da öneriyoruz. Tayfun'u listeye eklemişiz. Onu da öneriyoruz. Evet, siz istediniz bunu chat. Yok abi offline oynama. Buraları da izleyelim. Buraları da izleyelim. Ah, mutlu musunuz? Hakan Bilgiç. Şimdilik bir dakika, Türk müsün sen? Bir yandan Türksün, okey. Yabancıysan kesin gönderirdim de. Evet diyorlar ya. Siz kafayı yemişsiniz oğlum. FM'de bu kadar da sevilmez. Bundan neyinden keyif alıyorsunuz? Devamlı bir takım rakamlara bakıyoruz ya. Hakan Bilgiç şimdilik kalsın. Jakobsen'i de yani çok satasım yok gibi Jakobsen'i ya. Çünkü hem orta saha hem sol bekte değerlendirebiliriz kendisini. Ama yabancı kontenjanı harcadığı için evet, daha iyi bir seçenek bulabiliriz büyük ihtimalle ondan. Çok maaş da almıyormuş. Bu oyuncuyu önermeyeceğim. Peki listeden de çıkarsam şimdilik. Listeden de çıkarmayayım. Kalsın. Ama önermeyeyim kimseye. Lars zaten bizimle. İbrahim Aktağ listeye eklemişlerdi. Bence kalsın İbrahim. Süre alabilir. Listeden çıkartıyorum. Böyle bir oyun kurucu zor buluruz yani. Maaşı mı çoktu İbrahim'in? Evet, biraz çokmuş. Zaten satamayız kimseye. Alperen Pak. Evet, Alperen'i satalım. Sunu'nun maaşı inanılmaz fazla. Yani bu maaşı verecek kulüp bulamayız. 400 bin. Fakat şöyle kiralık denemeleri falan bir önerelim. Belki %80'ini falan verirler.
Sunu'yu bir satmaya çalışalım. Evet, gelişim merkezine bakalım şimdi. Burada oyuncu var mı? Cumhur Çiftçi. Hey maşallah. Cumhur'a bak sen. Çok enteresan bir oyuncu. Kanat ama pası 14. Orta yapması 8. Yani sen orta sahasın ya. Sen kanat değilsin. Sana kim kanat ol dedi. 19 yaşında. Bu oyuncudan bir şey olur. Olur olur. Kalsın burada. Lokman Gör. Lokman Gör. Niye burada? Yani hala bence süre alabilir ya. Lokman Gör. Onu bir az kadroya göndereyim. Sakatlanmadığı sürece tabii. Süre alabiliriz. Sami Zemen. İlyas Kaplan. Bunu biz yolladık zaten. Evet, onun dışında da bir oyuncu yokmuş. Şimdi biz bunlardan cidden yetenekli olanlara sevgili chat abonelerimizin ismini vereceğiz. İsteyen çok aylı abonelerimize öncelik yapıyoruz. Şimdi Erbaspor'umuza gelelim. Erbaspor'umuzdan kimleri kadroya katmak isteyebiliriz? Hemen çakallık peşindeyiz. Soner Gönül. Ya bir gözlemcim yok değil mi benim şu an? Ya gözlemci gönderemiyorum ya. Öf. Önce bir gözlemcim gelsin, öyle yaparız, tamam. Saçma sapan kimse yok ya. Kovduk tabii gözlemciyi, ondan oldu. Fikstüre bakalım, kaç günde maçımız var. 2 gün sonra maçımız var. Oh my god. O zaman şöyle yapalım chat. Ben gene bir içecek molası vereceğim. Bayağıdır buradayız herhalde ya. Bir saattir oturuyor muyum ben? Monsieur Memoş. 100 bit yollamış. Hemen FM'yi görünce damlamış Memoş. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Aa, hem de Halide Edip'le. Evet. Wow. Monsieur Memoş. Her Türk takımının sorunu olan sol bek yok takımda. Var aslında, biliyor musun? Bir yabancı, bir de Türk var yani. Fena değil gibi. Evet sevgili chat. Ben şimdi bir içecek alıyorum. Sonra sizle beraber bir taktik oluşturacağız. Geleceğiz. Bir video açmıyorum. Çünkü hemen geleceğim.
Evet chat geldim. Ay, 4-2-3-1 de oynar gibi. Niklas Schmid ve Ali Can Özfezli ile. Şimdi kanatlı oynayacağımız kesin. 3-5-2'yi falan. Unutun chat. Biz değil. Sen unut be kral. Dört, iki, üç, birden nefret ettiğim için onunla oynamayacağım. 4-3-3 gibi duruyor. Bizim kadro. Şimidit sağda. Vrid santrafor. Solda Oğulcan. Anıl Koç onun yedeği olsun. Orta sahada Alican Özfezli. Sucuk. Ve işte Jakobsen gibi gözüküyor şimdilik. Orta sahada sıkıntımız var. Stoperde sıkıntımız var. Bunu anlıyorum ben. Bir de sağ bek yedeğimiz yok. Stoperde zaten bir seçeneğimiz yok. İki tane stoperi var koskoca takımın. Olacak iş değil yani. Solda Onur Atasayar, sağda Mehmet Yıldız gibi çıkarız herhalde diye düşünüyorum. Peki benim düşünmediğim ama AI'ın oynattığı ve iyi oynayan bir oyuncu var mı? Hemen ona bakalım. Muhammed Demir'i bayağı bir maç oynatmış. Nerede oynatıyor acaba Muhammed'i? Solda mı oynatıyor? Bakalım. Her yerde oynatmış vallahi Muhammed'i. Her maçta çıkarmış. Çok kötü oynamış Muhammed. Yardım Vrid sakat mıydı? Hayırdır? Ya da Vridit'i mi sen kanat oynatıyorsun? Bazı maçlarda Vridit'i kanada çekmiş. Ama gerek yok bence böyle bir şeye. Muhammed yedekte beklesin. Gözlemciler gelince ve gözlemci sayımızı arttırdığımızda devre arasında güzel takviyeler yapabileceğiz. Memoş bizi bitlemiş. Teşekkür ederiz Memoş. Sağ kanat unutma bence demiş. Almayı mı diyorsun? Vrid nasıl okunuyor bu acaba? Sol ayaklı mıydı? Sol ayaklı. Aslında Muhammed'i öne atıp Vrid'i sağ kanada atabiliriz gerçekten de. Onun gol atacağı bir düzen yaratabilirim. Böylece Şimirit de sağda değil, ortada oynar. Ki daha da iyi iş çıkartabilir. Şimidit'i nerede oynatmış o? Şimidit. Orta sahada oynatmış. Peki oynamamış. Ok yere diyeyim peki. Yabancıların soyadı okunur ya. Öyle yapabiliriz cidden chat ya. Çünkü Muhammed de fena değil. Özellikle bir de deep lying oynayabiliyor. Sahte forvet bile oynar aslında ya. Kaleye de sırtı dönük. Oh. Galiba Muhammed'i öne atacağım. Ok yereyi sağa atacağız. Orta saha böylece Şimidit ve Alican Özfezli olacak. Onların arkasına da Burak gelebilir. Savunma özelliği iyi olan. Şu diğer sol bekimiz transfer listesinde olan o neredeydi? Jakobsen. Senin savunman iyi mi? Pozisyon alman kötü. Bir tek top kapman iyi. Evet. Alright. Asistanımız ki asistanımız yok şu anda. Alper Aşçı öneriyormuş bunları. Seni dinlemeyeceğim. Alper Aşçı. 4-3-3 presimizi indireceğiz. Nerede 4-3-3 presimiz? Yes, burada. Bu şeyle oynadığımız 4-3-3. Erbaa Spor'la oynadığımız 4-3-3'ümüz. Hatta sahte forvet bile deneyebiliriz ya. Seni Alican'ı bir alalım da oraya ona göre. Şimdilik bir seçsin. Sen bir şimdilik bir seç. Heh. Sunuyu falan koydu oraya. Öyle bir dünya yok tabii ki. Ok yere nerede?
Ha, yorgun diye koymuş. Allah yanlış yere aldım. Fahri Özkal falan koydu buraya. Oğulcan gel hocam. Ben sana seçtirmeyeceğim. Herkesi yanlış seçmişsin. Herkesi kapat. Kapat şunu, kapat. Ha, kısıtlama olmadan kadro seç mi diyeyim? Yok gene. Gene yorgunları oluyor. Ha, temizle. Takım seçiminin tamamını temizle. Bu nedir be kardeşim ya? Muhammedçim gel. Okyerecim gel. Oğulcancım gel. Şimiditçim gel. Aa, Yasmin Sucuğu unuttuk. Şimidit Mezala performansını değerlendiriyorum da neyse, oynar herhalde ya. Ha, en iyi 11'e mi tıklayacaktım? Aman neyse be. Alican Özfezli'den ofansif oyun kurucu mu Mezala mı? Onun tartışmasını verelim sizle. Ofansif oyun kurucu daha mantıklı gibi. Evet. Mezala da oynar aslında. Dribblingi biraz düşük sadece. Şimidit mi Alican mı? Mezala olarak daha iyi iş çıkaracak, ona bakacağız. Şurada oynar ya bence. Yasmin pozisyon alma 16 baba. Kapı gibi oynar hem de. Baba falan saçmalıyor böyle. Gizli libero bile oynar. Böylece koşmak zorunda kalmaz. Ama kafa vuruşu biraz iyi değil. Ön liberosu bile var. Defansif orta saha için birazcık gücü düşük. Yani ön libero için de tabii ki. Segundo Volante oynamak için hızı birazcık düşük ya, geri gelemez. Bir de zaten onun için iki defansif orta saha ile oynamam lazım. Defansif orta saha ile başlasın sucuğumuz. Onur'u peki false back performansı nasıl olur Onur'dan? Onur'u false back yapmayalım. Bozulur Onur. Orta yapması 12'ymiş zaten. Onur'dan normal back yapalım hocam. Sağ bekte Mehmet Yılmaz. Kanat bek destek. Gayet yapar bunu. Mehmet'i bayağı bir götürmemiz lazım. Çünkü çok hızlı. Aşırı hızlı kendisi. Onu değerlendirmeliyiz yani. Lars, sağ ayaklı mısın sen? Sağ ayaklısın. Gel hocam. Senden pasör de olur. Sola da başka bir tercihimiz olmadığı için Ali Keten geliyor. O da sol ayaklıymış zaten. O da iyi toparlayıcı olur da iki tane stoperle oynattığımda ikisinin rolünü değiştirmeyi sevmiyorum. Burada da oynattığımız kaleci hangisiydi? Branesco. Branesco'nun libero kaleci özellikleri yani. Evet, hemen kötü bağlantılar çıktı tabii ki kötü oynadıkları için. Ama bunlar düzeliyor zamanla. Bence çözeriz. Çözeriz diye düşünüyorum. Yasmin'le Şimidit'in de uyumu kötüymüş. Taktiğimiz, bunu şimdilik bozmuyorum. Öndeyi düşünebiliriz ama çünkü gerçi Ali hızlı gibi. Evet, bunu böyle başlamayalım. Standarta çekelim. Önde olsun. Kızım gel. Gel kızım, gel bakalım gel. Alican'a dikine pas dedik mi? Ha, Verkaç yaparla uyumsuzmuş. Niye Verkaç yapıyor ya? Oyun kurucumuz. Nerede görülmüş yani? Gel kızım. Gel zıpla. Gel zıpla 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 zıpla. Heh, hoş geldin, merhaba. Ne haber? Ne haber? İyi misin? İyi misin sen? Hadi bakalım. Evet. Oğulcan'ın
rolüne bir karar verelim şimdi. Sağ ayaklı. Bence tam bir inverted winger. Özel yeteneğini de kullanır böylece flair'ını. Kanat forvette de kullanabilir gerçi ama ters ayaklı yapalım daha iyi. Ya da seni destek yapıp Şimidit'i belki hücum yapabiliriz. Neyse şimdilik taktik böyle devam etsin. Bu okey. Kızım benim sevilesin bir geldi senin. Sen sevilmek mi istiyorsun? Merhaba. Petito. Evet, aynen öyle. Aa, vallahi yani. Ne güzel akşamdı mı Petito? Evet, tabii ki. Paptırcam hoş geldin. Evet, yedekleri ayarlayalım. Metin Uçar. Çok güzel bir kaleci ismiymiş bu arada. Yedekleri maçtan önce ayarlarız şimdilik kalsın. Şu rollerimiz bakalım kimler geliyor. İbrahim Aktağ kariyerinde bir değişiklik istediği için ayrılmak istiyormuş. Niklas Şimidit de ayrılmak istiyormuş. Küme düşülmesinden ötürü. Ha, sen geçen seneden beri ayrılmak istiyorsun yani. Peki. İyi teklif gelirse ikiniz de satarız. Kaptanı seç. Brunescu'nun kaptan kalmasını öneriyor. Kaleci kaptan hiç sevmem. Reddit'te. Tamam hiçbir şey değiştirmeyelim. Ha, Yasmin Suk yerine Reddit'i seç diyor. Yani Muhammed Demir'i seçebilirim aslında. Bir Türk bir yabancı gibi. Çok kaptan materyali yok gibi kimse de. Ama Yasmin Suk da tabii ki önemli bir isim. İkinci kaptanı değiştirince moraller bozulmuyordu, değil mi? Chat. Öyle bir şey yoktu yani. Başım ağrıdı, geçmedi başım ya. Of, var mıydı orkestçi buralarda? Parol var. Parol alayım bari. Aa, mikrofonu kapatmayı unutmuşum, pardon. Falan gibi baba sesleri çıkardım, özür diliyorum. Muhammed olsun ya, tamam. Tayfun'a teklifler yapıldı. Tayfun kimdi ya? Maşallah neler oldu burada. Ha, Tayfun buydu. Şunların hepsini bir reddetsen demek ki bayağı bir talep var sana. Hadi kardeşim. Tayfuncum. Seni 40 bine yollarım. Bakalım ne teklifi yapacaklar. Ya hadi kardeşim. Sucuk çöz bu sorunu. Çözüm bulamadı pek. Ah, konuşmayacağım seninle ya. Ay, konuşmak zorundayım. Kırk bin hocam. Oo, 40.000'e memnun kaldı. 40.000 de ucuzmuş demek ki. Müjdat Yetkiner'e bırakıyorum seçimi. O karar versin. Kimlere okey oynama cezası verecek? Kimlere ne yapacak? Hadi asistan menajerim gelsin artık ya. Analiz raporuna, asistan raporuna bakamıyorum. Ne? Emine'yim mi yazıyor bizim kulübü? Ne yazıyor bizde ya? Formada ne yazıyordu chat? Aa, kaçırdım. Ne? O ne ekranıydı o? Emine'yim yazıyor formada ya.
Emin evim. Ha, Emin evim. Alright. Abi asistan menajerimiz yok. Müjdat'la tek başımıza oturuyoruz ya. Müjdat abiyle tek başımıza oturuyoruz burada. Hadi. Saçma sapan asistan. Menajerim de olmadığı için onu da gönderemedim. Şey. Antrenmanı falan da şeye vermem lazım. Şimdilik genel antrenmanı Alper Aşçı yapsın. Alper Aşçı değil, kesinlikle değil. Kaleci antrenörüm İsmail Doğan yapsın. İsmail, evet kabul ediyorum. İsmail iyiydi değil mi? Yok, kötüymüş taktiksel falan. Neyse tamam, şimdilik böyle kalsın ya. Antrenörü yol ya da üf, hadi katıldım tamam. Konuşamıyorum da oyuncularımla ya. Chat mi durdu şu anda? Ha durdu, okey. Evet chat. İlk maçımıza mecburen gidiyoruz. Asistanımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Gözlemcimiz bile yok. Aha. Ben Ayun geliyor, futbol direktörümüz. Kral hoş geldin. Ben Ayun. Ve şimdi 8-0 yeniyoruz. Dil kursuna gönderdim. Erzurum'a hoş geldin Ben Ayun. Bize var mı şimdi önereceğin şöyle İsrailli yetenekli topçulara? Şöyle bana bir stoper öner ya Ben Ayun. Kiralık falan birileri. Chris Richards. Deneme teklif ediyorum. Bayern'den kalkıp buraya geliyordu. Zeki Yürekli. Deneme teklif ediyorum. Alperen Babacan. Oo, bu kabul etmezler ki bunlar. Kiralıkları belki kabul edebilirler. Stone Bomba, Stone Mambo Muzoli Moja. Böyle bir isimdeki birini kadroya katmamak olmaz. Muhammed Simakan. Gelin bakalım denemelere. Mateus Kapaç, Kupçak. Hiçbiri kabul etmeyecek deneme teklifini bu arada. Rahat olun. Yomaçita Kombamba diyenler var. Oo, bu yorgunlukların hali nedir böyle? Ay, siz neler yaptınız? Lokman iyileşti mi? Hayır. Lokman iyileştiğinde en son hangi senedeydik chat? Onu da yazarsanız. İsmail Çelik sağ bek yedeği olarak gelsin. Burak Asan gelsin. Jakobsen yabancı sınırı sorun olmuyorsa gelsin. Anıl Koç sol kanat yedeği olarak gelsin. İbrahim Akdağ orta saha yedeği olarak gelsin. Yedek yok, yedek kadroda yedek yok. Fahri Özkal, Fahri iyiymiş. Fahri de sol kanat oyuncusu ya. Öf be kardeşim. Fahri de gelsin, ne yapalım? Böyle oynadığımızda bir de yedek santraforumuz olmuyor. Bak onu da keşfetmiş bulunduk. Sağ bek yedeği olarak da Hakan Bilgiç gelsin bari. Ne yapalım? Oyuncu yok ya. Oyuncu yok. Şu an yedek stoper yok mesela. Yani Levent Taşkıran var. O da hazır değil bu seviyeye. Mecbur alıyoruz kadroya. Şimdi bir de yorgunluk sıkıntımız var. Alican mesela böyle bir yorgunluk yok yani Alicancım. Ne yapsak seni? Mecbur oynatamayacağız. Ali Can'ı kesiyorum. Jakobsen girebilir onun yerine. Burak'ı alabiliriz ya da. Jakobsen box to box oynar ama anca. Rol değişikliği yapmayalım. Burak Asan girsin. Yasmin Suk oraya geçsin. 10 vizyonla bir ofansif oyun kurucu performansı izleyelim. O da yorgun gerçi. Herkes yorgun. Onur Atasayar da yorgun. Şu
yabancı bekimizi görürüz onun yerine. Sağ bekimiz de yorgun. Bu nedir ya? Bu nedir be chat ya? Herkesi oynatmak zorunda kalmış tabi. Rotasyon da yapamıyor büyük ihtimalle. Allah Allah, olacak iş değil ya. Kaç yabancımız var şu anda? 3, 4, 5, 6. Aha, maça böyle başlayamıyoruz. Geçmiş olsun. Çıldıracağım ya. Öf, Alican'ı oynatamıyoruz. Ne yapacağız şimdi? Yasmin'i ya da Şimidit'i dinlendireyim diyeceğim. Orta saha da yok oyunda. Başka. Yani Hakan Barış'ı mı oynatacağım? İbrahim Aktağ'ı mı oynatayım ofansif oyun kurucu olarak? Anıl Koç orta saha oynayamıyor değil mi? Oğulcan da oynayamıyor değil mi? Galiba İbrahim'i oynatacağım ya. Yasmin'i de dinlendiririz böylece. İbrahim de belki mutlu olur oynuyorum diye. Aa, ben oynuyorum ya falan olur. Evet, Anıl'ı da Jakobsen yerine koyabilirmişiz ama savunması çok kötü. Pozisyon alma 5 falan filan. Jakobsen mezalı olabilir diyorsun. Özel yeteneği de iyi, hızlı da iyi. Topsuz alanı da iyi. Jakobsen'i orada düşünebiliriz, haklısın. Ama başka bekimiz yok bugün. Onur'u dinlendiriyoruz çünkü. Kadro okey. Kadro okey chat. Yeni takımımızı değerlendirme maçı olacak tabii ki bu bizim için şimdi. Bence okeyiz. Evet. Evet. Şunu da böyle yapayım. Havada çok iyi değiliz çünkü çok orta yiyeceğiz. Sana daha fazla dikine pas dedim mi? Dedim. Dedim, çok iyiyim ben. Şimidite de diyelim mi? Pas 14, vizyon 13, karar alma 9 demeyelim. Aslında Jakobsen ileri giderken daha iyi gibi ama Mehmet'in de hızından kullanmamız lazım. Mehmet'i şimdilik kanat bek başlatalım. Maç içerisinde bakarız. Ve çok özel bir maç bizim için. Çünkü Halide Edip Adıvar Spor'a karşı oynayacağız. Erbaa Spor'da bizi playoff'tan eleyen son takım. Başka bir takımla öcümüzü alabilecek miyiz? Göreceğiz. Aerion 7 Çıtır abone aramıza ilk defa katılıyor. Kurumuştuk be. Aerion 7, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sen nasıl bir kralsın? Teşekkür ederim. Kolsuz Komando da bizi bitlemiş. Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Çankaya, Boğaç Hocam bize yaşattığınız güzel günler için teşekkür edip Erzurum'da başarılarınızın devamını dileriz. Tokat size minnettardır demiş. Kolsuz Komando, çok teşekkür ederim. Ben Tokat'a minnettarım asıl. Erbaa'ya minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Çok şey öğrendim. Umarım yine bir gün tekrar bir araya geliriz. Hazırız. Oyuncularımız çok yorgun. Karşı presi bir süre sonra maç içerisinde kapatmayı düşünebiliriz. Evet, bu zemine alışalım chat. Asistan menajerim yok. Konuşmayı da veremedim ya. Var mı intikamım? Yok. Favori olmanızın bir sebebi var dedim. Bir kişi gaza geldi sadece. Lars Dietz. O da nasıl anladıysa beni. Çevirmen bile yetişememiştir kesin. Neyse, İngilizce biliyordur belki. Haydi bakalım chat. Erzurumspor'un başında ilk maçımıza çıkıyoruz. Geniş özeti alıyorum ki birazcık kadromuzu değerlendirelim. Performansımızı görelim. Daha azimli oynayın. Ah, duran topları unuttuk. Muhammed Demir. Muhammed. Mehmet Yılmaz. Bu muydu highlight? Peki, teşekkür ederiz. Eyvah, bir duran topta. Ligin sonuncusuna da yenilmezsiniz diye düşünüyorum. Vallahi yeniliyordunuz az da. Burak Oğulcan'a çok erken baş... Çok
Geç başladı highlight. Burak Asam. İbrahim Akta. Olcan Çağlayan. Gene duran topları yaptım ben ya. Sadece bir kere daha yapmadım. İlk geldiğimde Erbaa'ya bir ara yapmıştık. Şimdi bu sefer hiç dokunmadım. Neyse bakalım. Vuredit. İbrahim Akta Muhammed Demir olmadı be. Yaratıcı olun. Oluyorum şu anda. Evet, bir taç pozisyonu. Muhammed indiremedi. Şimidit. İbrahim Akta. Mehmet Yılmaz. Mehmet olmadı. Evet, geniş özette genelde kaybediyorum, doğru söylüyorsun ama en azından takım nasıl oynuyor görürüz. Bütün maç tek highlight görürsem, öf nasıl yoruldular, şuraya bak tek yarıda ya. Kadro çok dar. Kadroyu yani bayağı bir transfer yapmam lazım. Genişletmem lazım bu kadroyu. Vuredit. Olcan Çağlayan. Ay, Ömer Kahveci mi o? Vallahi Ömer Kahveciymiş. Evet. Bu performans hayal kırıklığıydı. Katılıyorum. Bunlar bize saldırdılar mı? Toplu oynamada üstünüz. Toplu oynamada üstünüz. O zaman tempoyu biraz düşürüp daha da açmamız lazım aslında. Yanlış yapmayayım şimdi. Bir de Şimidit'e hücum görevi verelim. Bakalım. İkinci yarı zaten herkes yorulacak. Şimidit'in zaten morali bozukmuş. Transfer sezonunu herhalde 3-4 maç vardır maksimum. Kart hoca, kart. Kart. Sarı mı? Be. Haydi Şimidit. Diyet. Ay. Direkt. Direkt. Siz sesi duyuyorsunuz değil mi? Oyunun sesini. Jakobsen. Jakobsen. Aman Jakobsen. Yakıştı mı be? Bu yüzden mi seni satış listesine koydular? Yok öyle bir gol. Aa, çok çirkin. İğrenç. Aa, iğrenç. Ne kötü bir pozisyondu. Ne yaptınız öyle ya? Salak. Ali karşıladı. Jakobsen. Güzel açtın Olcan'ın önüne. Haydi Olcan. Kimse yok içeride. Muhammed Demir. Güzel. Güzel pasta Olcan. Güzel pasta Olcan. Hadi çocuklar. Şimidit. Jakobsen. İbrahim Akta. Jakobsen. Burak Asan. İbrahim Akta. Ender olmadığı için Beki çok geç gördük. Bakın kaç pasta gördük. Normalde Ender zıp diye atıyordu. Muhammed! Aa, ama ya. Ama ya. Artık yani orada bulacaksın pozisyonu. Orada bulacaksın golü. Evet, Reddit ölmesin artık. Anıl orada oynayabiliyor diyor. Yani. Bir de Fahri orada oynayabiliyormuş. Anıl girsin. Anıl kanat oyuncusu olsun. Destek olsun. Olcan kanat forvet hücum olsun. Şimidit'i de Olcan'ı da değiştirmem lazım. Şimidit'i de. Şimidit yerine Alican Özfezli girsin. Bir de şöyle bir değişiklik yapmam lazım ya. Aynen. Şimdi burada bir boşluk oldu. Ali Can'cığım. Kanatta duran Anıl'ın bıraktığı boşluğu sen buradan değerlendir, tamam. Haydi çocuklar. Oğulcan'ı da artık 75 gibi çıkaracağız. Ben size ses geliyor mu diye sordum. Geliyor muydu? Az mı geliyor oyunun sesi? Anıl Koç. Anıl. Anıl o ne? Direkt falan.
Oğulcan'dan İbrahim'e. İbrahim. Top hala onda Oğulcan. Burak at Bekine. Ah, Ender olmadığı için kimse atamıyorlar işte. Ender, seni çok özledim. Ah, bak gördünüz mü nasıl gidemedi pozisyon. Jakobsen sakatlandı. Oğulcan da sakatlanacak şimdi, onu çıkartamadığım için. Öf. Onur gir abicim, yapacak bir şey yok. Oğulcan oynayacak artık. Mehmet, sen de daha fazla hücumu düşün. Hücum ağırlıklıyız. Haydi çocuklar. Haydi ya, ligin sonuncusunu da yeni verin ya. Yeni verin. Biraz daha risk alıyorum. Yapacak bir şey yok. Uzun paslı oynayın. Azimle. Güzel. Harika. Vallahi keyifliydi. Yani aşırı risk alıyorum. Bu kadar risk alacak bir şey yok aslında ama yapacak bir şey yok. Hadi be sonunda. Ay, Muhammed oradan vurulur mu ya? Son dakika mı yiyeceğim gerçekten? Yemeyeyim be son dakika. Alıyormuşuz topu. Atıyormuşuz kontrayı. Siz atmayın da son saniyelerde. Alamadık, sakatlandı. Yani baktığımız zaman ligin sonuncusuna karşı evimizde olduğu için yenmemiz lazımdı, o kesin. Ama pozisyon bulduk. Atamadık sadece. Atamadık Şinay'da. Zaman içinde oturacak bunlar. Kadroya takviye şart. Tekrar FM'ye başladığımızdan beri ne kadar zaman geçti chat? Üf, 3 hafta sakatlanmış Jakobsen. Satamayacağız da şimdi. Bunlar tabii ki reddettiler teklifi. Peki kiralık kabul ediyor musun mesela böyle bir durum? Yani daha... Yani göremiyorum ama gözlemci de yok falan böyle ya, tam yani olacak iş değil ya. Tabii hepsini reddettiler tahmin ettiğimiz gibi. Gözlemcim olmadığı için gönderemiyorum kimseyi. Bekliyoruz mecburen. Heh, sonunda be. Hepiniz aynı günü mü seçtiniz ya? Adamlara bak. Stephen Dorschel. Gel bakalım. Gözlemcimiz geliyor. İstatistikçimiz geliyor. Asistan menajerimiz geliyor. Baş fizyocumuz geliyor. Diğer fizyocumuz geliyor. Hürriyet güçerimiz geliyor. Ve altyapı sorumlumuz geliyor. Gerçekten hepiniz aynı anda mı geldiniz ya? Herkese transfer tavsiyesi isteyelim. Yabancıları gönderelim. Ya of, salak mısınız ya? İstatistikçiyi bir de durdurmuşlar. Oğlum, ikinci istatistikçi için istedim ben zaten o ilanı.
baş gözlemcimiz de geliyor. Şimdi antrenör için isteyelim yönetimden. İzin verdiler. Onun dışında istatistikçi değil. Ne yapacaktım ben? Ilıman bölgede antrenman kampı falan diye bir şey çıktı. Tabii ki ılıman bölgede bu arada. Yok oluyor değil mi çocuklar bu soğukta? Okey, bir antrenör daha alabiliyoruz. Bu keyifli. Ben onu offline'da alırım. Sonunda asistan falan geldi. Analizci geldi. Bir baksın bakalım maçlarımıza neler var. Dengeli bir asist oranımız var. Yenilen goller öyle mi? Sağdan yemişiz genellikle. Mehmet ileri gittiğinden dolayı herhalde. 4-2-3-1'de her 12 dakikada bir gol fırsatı, her 15 dakikada bir rakibin gol pozisyonu falan. Çok eğlenceli geçmiştir eminim o maçlar. Asistan raporunda yeni bir şeyler var mı? Yok. Aynı şeyleri söylüyorlar. Kadro derinliğimizde bir değişiklik var mı? Yok. Ne zaman giriyoruz biz araya? Evet, bu son maç. Sonra transfer dönemine gireceğiz. Ben burada bitireceğim bu bölümü. Keyifli bir bölüm oldu diye düşünüyorum. İlk maçımızı yaptık. Kadroyu inceledik. Takım dinamiklerimiz de yeteri kadar iyi değil. Şu Schmidt'in morali bozuk. Bunu gerçekten de satmayı düşünebiliriz bu arada. Kötü oynuyor yani. Ilıman bölgede kampa gideyim mi? Onu da yazın. Evet. Kadroda bir operasyona girişirim ben şimdi. Şu hazırlık maçlarını falan bir oynarım. Sonra Türkiye Kupası maçında ya da ikinci maçında belki Adana Spor maçında falan geri geliriz chat.